Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Mehmet Şirik, hastanede yatarak tedavi gören servislerdeki hastaları ziyaret etti, tedavi süreçlerini inceledi. Aynen. Böyle kötü iyisi ama bakmazsan da sıkıntı var. Şimdi şeker hastası kendine dikkat edecek. Neydi amcamız? Aynı çalıştık. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hasta servislerinde incelemede bulunan ve hastaların sağlıkları ile ilgili tedavi süreçlerini takip eden Başhekim Doçent Doktor Mehmet Şirik'e Hastane Müdürü Hulusi Fırat, Hastane Müdür Yardımcısı Fahri Dağhan ve birim sorumluları eşlik etti. Ama hiç kimse gelmezse tab götürmek daha başlayacak. Net görünüyor yani. Anladın mı? Ama herhalde. İlaçın ilacı ver. İlaçı benzemiyor. İlaçı etçi verin. Sen toplu zannediyorum diyor. Niye böyle tuhaf duruyor? Ben söyleyeyim yani. İyi ne bileyim. Başhekim Şirik ilk olarak dahiliye servisini ziyaret ederek burada yatan hastaların tahlil sonuçlarını ve röntgenlerini inceleyerek tedavi süreçleri hakkında bilgi aldı. Bu Hüseyin Yılmaz, annemin. Her hafta bir servisi ziyaret eden, hastaların sağlık durumları ve uygulanan tedaviler hakkında bilgi alan Başhekim Şirik, Kahramanmaraş merkezde meydana gelen deprem sonrası hastane olarak hızla toparlanma süreci içerisinde hareket ettiklerini ve hastaneye yenilikler katmaya devam ettiklerini söyledi. Kalite standartlarının artırılması ve hastaların kendilerini güvende hissetmeleri için servislerde yatan hastaların tedavilerini sık sık takip ettiğini ifade eden Başhekim Şirik, asrın felaketi olarak değerlendirilen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin izlerini silme ve hayatı normal akışına taşımak için hastane idareciliği dışında her hafta bir servisi ziyaret ettiğini, hastaların hastalık ve tedavi süreçleri hakkında bilgi alarak istek ve talepleri doğrultusunda yol izlediklerini belirtti. Yani bir araçlara bile yatıyorlar. Var mı ekstra ortopediye böyle ayırtacağımız? Ay, çünkü atacak yani. Elektrikli artarsa, açarsa artacak. Çok şükür. Allah'a emanet olun.